Evet, şimdi bakın 2 numaralı takımı aldık. Şimdi bakın aynı işi 2 numaralı takımda deneyelim. Jog modunu alalım pozisyonda. Biraz... Zaten bakın şimdi özellikle bunu 2 dakikada gösterebilirim. İşi uzatmak istiyorum özellikle. Özellikle uzatıyorum ki bakın bazı şeyleri adam akıllı kavrayın diye. Bazı şeyleri yaşamadık çünkü görmeden atılmıyor. Memoriye atılmıyor yani. Bakın şimdi. Şimdi aynı işi bu takımla yapmaya çalışacağım. İnelim Z'ye. Gelebileceğim yere geldim. Şu an tabloya değdirmeye çalışıyorum. Kaba yaklaştık. Zaten sağa sola çarpmadan bakın şunu görmenizi istiyorum. İzin vermeyecek zaten de. Evet. Bakın şimdi onu değdirmeye çalışıyorum. Şuralardan sanki değmeyecek gibi ama ona da izin vermeyecek zaten. Tezgah. Ekranı buraya takip edin. Takip edin. Ne dedi? Bak gitmiyor daha fazla. Takımız kısa. Aslında yer var. Ben biraz daha gitsem sanki değdirecek gibiyim tablaya. Ama tabloya değmeme izin vermiyor. Ne diyor? Z eksi yönünde yazılımsal olarak bizim tezgahta kısıtlanmış şu anda. Posa baktığımız zaman göreceğiz ki bakın şu an makine koordinatlarına göre Z'de 73'teyiz. Yani Z'de biz 73'ten daha fazla inemiyoruz bu tezgah için söylüyorum. O zaman her takımı da tabloya değdireceğiz diye bir şey yok bu tezgah için. O zaman ne yapacaksın? Az önce anlattığım gibi bunu resetleyelim. Yardımcı şeyler kullanacağım. Yardımcı şeyler de şu az önce anlattığım gibi hemen hızlı. Evet. Şu yardımcı parçayı alıyorum hızlı hızlı yapayım. İki türlü. Hem bir dijital kumpasla hem analog kumpasla ölçelim. Şunu alıyorum. Mesela bunun boyu lazım bana. Alıyorum. İşte 76.9977. 77. Bunun boyu 77. Unutmayın. 77 yetiyor mu? Yetmiyor. Çünkü ben bunu buraya oturttuğum zaman ben yine açalım. Vice Open. Evet, bunu buraya oturttuğum zaman şuradan tabloya kadar olan yükseklik de lazım. Onu da şu şekilde ölçüyorum. Burada ufak tefek hatalar olabilir. 28.13, 28 falan diyelim. Şimdi dijital kumpasta unutmayın ilki kaçtı? Tutun bunu kafada. 28.13 öbürü kaçtı? 77. Tam söyleyeyim. 77 miydi? 74 değil miydi? 77. 28.13. Bir de analog kumpasla da ölçelim. Herkes dijital kumpas olacak değişiyor. Alalım. Şu şekilde. 70, 77, 77'den sonra biliyorsun değil mi? Analog kumpas kullanmayı. 77, 77'den sonraki şu ikinci çizginin denk geldiği yere bakıyoruz. 77.13 var. 77 diyelim biz. Kaba hesap yapalım. Vaktimiz çok kalmadı. 77. Şuraya da bir ölçelim. Küsür, 28 diyelim. Tamam düz yapalım. 77 artı 28 daha. Hep yuvarlıyorum hızlamak için. Kaç? Söyleyin ama. 102 mi? 70. Bunun küsuratları da biz şey yapalım. Küsuratlarla beraber tamam. 104 falan diyelim. Böyle bir şey çıkmıştı. 104 diyelim. Tamam. Şu an zaman kalmadı. Bunu doğru yaptığımızı varsayarsak diyelim. 104 diye bir şey bulduk. O zaman tabandan bunun yüzeyine kadar olan yükseklik 104 diyelim. Tamam diyelim 104. Şimdi gençler şu aşamada kafamızda o 104 var. Şunu getirip buraya değdirirsem değdirelim onu. Çok mutluyuz.
Kaba yaklaştım şimdi. Bu arada şey de önemli, yani şu an sıfırlama yaparken kullandığımız parçanın yüzeyi de çok düz değil, eğimli. O yüzden sonuçta hafif hatalı çıkacak ama önemli değil. Prosedürü öğrenip daha doğru materyallerle doğru düzgün yaparsınız o işi. Prosedür önemli şu anda. Size anlatmaya çalıştığım, öğretmeye çalıştığım şey prosedür. Hassasiyet değil şu anda. Hassasiyeti siz uygulama yapacağınız zaman, kendi parçanızı işleyeceğiniz zaman orada dikkat edersiniz. Evet, şu an değdi. Şu anda posu açtığımız zaman makine Z değerini okuyorum. 169.768. Bu bana şuranın buraya göre olan koordinatını gösteriyor. Peki buranın buraya göre olan koordinatından şunu çıkartırsam bana takımın boyunu verir mi? Verir. Az önce şunu artı bunu kaç bulmuştuk? Biz 104 mi demiştik? Evet. 104. Burada ne okuyorum? 169.768. Bunu 104'ü çıkarırsam bundan 65 gibi bir şey çıkacak değil mi? Yani küsuratlar burada önemli ama şu an işi hızlandırmak için yuvarladım. Bulduğum bu değeri buluyorum. Diyelim ki 65.015 ya da 64.868 neyse o bulduğun değeri kaç numara takımda bu? 2 numaralı. Offset set. Offset'e giriyorsun. Kaç numaralı takımla uğraşıyorum ben? 2 numaralı takım. 2 numaralı takımın ilk datasına geliyorsun. Burada bakın geçen derste 64.517 bulmuşuz öğrencilerle. 65 nokta ya da 64 nokta kaçsa bulup bulduğumuz değeri yazıp inputluyoruz. Bu takımın da takım sıfırlaması yapılmış oluyor. Bunu bir kere yapıyorsun. Bir daha çok fazla bunu kurcalamana gerek kalmıyor. Bundan sonraki kısım parça sıfırlama. Evet. Bu kadar. Teşekkürler. Kapatalım.